Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Efendim, İrfan Mektebi'nde bugün imanı konuşacağız. İmanın nasıl insana kuvvet verdiğini, bir güç olduğunu konuşacağız. İmanımızın belki hani kalbimizde yaşadığımız bir şey gibi olsa da sosyal hayata tatbik cihetiyle nasıl bir faydası var, bize neler kazandırıyor, bunları konuşacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin telif etmiş olduğu Risale-i Nurlar ekseninde, çerçevesinde çok kıymetli bir misafirimle birlikte. Hayrat Vakfı Samsun temsilcisi Ali Hüsrev Yaz hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam, gerçekten bütün her şeyin hani üniversitelerde bahsederler ya, hoca çıkmış tahtaya 0 0 0 0 yazmış, başına da 1 koymuş. Sayı çok büyük bir sayı oluyor ama biri sildiğimizde o sıfırlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz bunu hani kendi konumuza tatbik edecek olursak, manevi işlerimizde, icraatlarımızda, her şeyde bir sürü artı yönlerimiz, pozitif yönlerimiz olsa da o başında 1 diye sayacağımız iman olmadıktan sonra değerler vesaire hepsi çarpı 0 demektir, değil mi? İmanın nasıl bir güç, nasıl bir kuvvet olduğunu sizden dinleyelim inşallah, buyurunuz. Öncelikle şunu söyleyelim, konuştuğumuz mevzunun temel fikri insan. Hı hı. Böyle olunca yani insanı Kur'an-ı Kerim'den dinlemeliyiz. Rabbimizin tarif ettiği üzere insana bakmalıyız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane fi ahseni takvim sümme radadnahu esfele safilin buyurmuş. Hı hı. Yani biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık. Ve onu daha sonra aşağıların aşağısına, esfele safiline indirdik buyuruyor. Şimdi burada şunu anlamamız lazım evvelen. Demek ki bazı şartlar vuku bulduğu zaman insan, insan ismine layık en büyük bir mahiyete haiz oluyor, sahip oluyor. Yani en büyük bir kıymete, en güzel bir surete madden ve manen malik oluyor. Yine o şartlar vuku bulmadığı zaman da maalesef esfere safilin dediğimiz aşağıların aşağısına düşecek kadar bir mahiyete bu sefer düşüyor. Yani insanın bu arada çok önemli bir mahiyeti var. Yani âlâ-i illiğine çıkabilir, esfere safiline inebilir. Bu meyanda şunu söylemeliyiz. Yani iman eden bir insan şunu kabul etmiş oluyor. Yani başta Allah'ın varlığını, birliğini, bütün kainatın sahibinin Allah olduğunu ve her şeye tasarruf eden kudretin Allah'ın kudreti olduğunu zaten başta iman ile kabul etmiş oluyor. Bununla beraber imanın tarifi olan kelime-i tevhid ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelamını söylemek ile, yani insan kainatın sultanı Allah birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir demiş oluyor. Yine aynı şekilde yani imanın insana katmış olduğu cevherlerden bahsediyoruz. İnsan imanın kuvvetine göre elde etmiş olduğu o güç, o kuvvete binaen hadiselerin de zorluklarından biiznillahü teala ne yapar? Kurtulur. Hocam, burası gerçekten çok önemli. Hani somut örnekler verecek olursak, insan dünyada yaşayan bir varlık ve sosyal hayatta karşılarına pek çok sıkıntılar geliyor. Hadisat dediniz ya, bir iş adamı ticaret yapıyor, batıyor, bir anda isyan boyutuna gitmiş olabiliyor. İşte başka birisi yanlış bir iş yapıyor, başına türlü musibetler, belalar geliyor. Allah muhafaza hastalıklar geliyor, sıkıntılar geliyor. O hastalıklar belki onu ölüme götürüyor. Ailesi bu sefer isyan ediyor. Küçük çocuklar, bugün günümüze bakıyoruz, İslam coğrafyası, Suriye, Irak, bunlar gözümüzün önünde. Şimdi güncel olarak Arakan'da yaşananlar, küçücük bebeğiyle ölen insanlar, bunları görüyoruz. Bütün bu hadiselere karşı iman yani nasıl yapıyor bunu, nasıl gerçekleştiriyor? Onların o zorluklarını aşmak noktasında bize neler kazandırıyor? Bunu nasıl yaptığını bir konuşalım istedim. Şimdi insan iman ile büyük bir güç, büyük bir kuvvet elde ediyor. Aslında şöyle demiş oluyor. Tevekkeltu alallah. Hı hı. Allah'a tevekkül ettim. Evet. Allah'a dayandım. Onun kudreti ve kuvveti dairesine girdim diyor. Hı hı. Şimdi insan takdir edersiniz ki acizlik ile mukayyet bir varlık. Yani insanda acizlik İnsan var. İnsan acizdir. Acizdir. İnsan nihayetsiz acizdir, nihayetsiz fakirdir. Şimdi tevekkeltu alallah demek ile
O imandan elde etmiş olduğu o güç, o kuvvet aslında insanın kendisinde olan bir kuvvet, bir güç değil. Kudret-i ilahiyenin şemsiyesi, gölgesi altına giriyor. Ve nihayetsiz acizken, nihayetsiz acizken, nihayetsiz bir kudrete, nihayetsiz bir güce sahip oluyor. Böylece, yani hakikaten ben de Somali'deydim. Kurban Bayramı'nı orada geçirdim. Ve gerçekten İslam coğrafyasını görmek nasip oluyor. İnsanlar gerçekten çok büyük sıkıntılar, çok büyük ağırlıklar, çok büyük hadisatla beraber iman ve itikat cihetinde mükemmel yaşadıklarını gördüm. Demek ki tevekkeltu alallah deyince, evet maddeten sıkıntılar, maddeten zorluklar, maddeten keder, üzüntüler insanın üzerine hücum ediyor ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti dairesine girince iman, ibadet ve bir Cenab-ı Hakk'ın emirlerini işlemek noktasında da rahatlık içerisinde olduklarını gördüm. Ya insan güçlü bir varlığın yanında olunca kendini mutlu hisseder. Kendini güçlü hissediyor. Bizim sıkıntımız güçlü bir zatın yanında olduğumuzu veya onunla irtibatımızın olmadığını düşünmekten kaynaklanıyor. Aynen öyle. O rabıtayı sağlamak. O şeye bağı kurmak gerekiyor. Tevekkeltu alallah işte o bağdır. Allah ile bağı kuran kaidemiz tevekkeltu alallah'tır. Yani Allah'a tevekkül ettim, Allah'a dayandım der. Şunu yapmış olur, bütün ağırlıklarını kaderi mutlakın kudret eline havale eder. Ya Rabbi, benim takatım bunları halletmeye yetmiyor. Madem ben acizim. Ben acizim. Madem sen kadirsin, her evet, gücü yetensin. Ben senin kudretine muhtacım der. O acizliğini de bir şefaatçi yaparak tevekkeltu alallah demek ile beraber Cenab-ı Hakk'ın kudret eline o ağırlıkları emanet eder. Böylece aslında zahiren maddi sıkıntılar ona hücum ederken rahatla dünyadan geçer manevi olarak. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta da adeta bir istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye gitmek için de cennete uçtuğunu görürüz. Evet. Demek ki bu işin şeyi, yani temel referans noktası tevekkeltu alallah bizi iman ile, imanın bize vereceği muhteşem, muazzam bir güç ile buluşturuyor. Yani bu tevekkül çok önemli bir sır. Allah'a dayanmak. Allah nasıl bir Allah'tır? Allah, yani ayetlere mana vermek istemiyorum ama aklımda kaldığı kadar söyleyeyim. Allah'ı uyku tutmaz. Yani Allah'ta acizlik yoktur. Allah'ta fakirlik yoktur. O mahlukatta var. Öyleyse yani nihayetsiz kudret sahibi, nihayetsiz rahmet sahibine insan dayandığı zaman nihayetsiz kudreti ve nihayetsiz rahmeti elde eder. Bu da insanın dünyasına saadet olur, berzahta saadet olur. Cennete gitmek için, ebedi saadete de nail olmak için insana bir anahtar hükmüne geçer. Tevekkeltu alallah. Ama yani çok önemli bir sır. Altını doldurmak zorunda. Çok altını doldurmamız lazım. Evet. Bir de hocam bu konuyla ilgili ben bir sonraki aşamada soru soracağım ama işin bir de psikolojik boyutu var. Yani bugün adını koyamadığımız pek çok hastalıklar insanda vuku bulabiliyor. Veya adını koyduğumuz hastalıkların artmasının sebebi olarak işte psikolojik nedenler, stres vesaire şey olabiliyor. İşte insan bu sıkıntı ve problemler aşamasında o güçlü bağ kurarsa o sıkıntıdan, stresten, problemden psikolojik olarak da belki kendini rahatlatmış olacak. Kurtulur. Yani, evet. Bunu kuramadığı için o psikolojik sıkıntılara maruz kalıyor değil mi? Maalesef. Yani o sıkıntılar insana neden büyük bir baskı kuruyor? Yani tevekkül hakikatini belki çok iyi yapamıyoruz. Tevekkül hakikatini yapamadığımız için Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanamıyoruz. Dayanamadığımız için imanın o lezzetini, o zevkini tam hissedemiyoruz. Yani bunlar birbiriyle bağlı birer zincir gibi. Yani zincirin halkalarını birbirine geçirmek zorundayız. Evet. Yani bunlar çünkü bir silsile, bir bağ hükmünde. Ya şimdi karşımızda büyük bir problem var. Hadiseler bize saldırma noktasına gelmiş. Biz de karşısında ona mukabelede bulunmak istiyoruz. Hücum etmek istiyoruz. Ama bakıyoruz ki yalnızız, tek başımızayız. Daha mücadele başlamadan psikolojik olarak çöküyoruz. Ya bu kadar büyük hastalığa veya bu kadar büyük probleme veya bu kadar psikolojik sıkıntıya ben tek başıma nasıl karşı gelirim deyip psikolojik olarak yenilmiş oluyoruz. Evet. Ama tevekkül hakikatiyle o ravutayı kurunca insan bir anda kendini güçlü hissediyor. Büyük bir ordu gibi hissediyor. Elhamdülillah. Allah, yani bunu yapacak olan Allah'tır. Buna itikadını koyduktan sonra Allah'ın izniyle... Evet.
rahat bir şekilde hayatını sürmüş olacak. Şimdi hocam bu hakikati belki daha da iyi anlamak adına, hani eşya her şey zıttıyla bilinir diyor ya Üstad Hazretleri. Tevekkül etmezsek, tevekkül olmadığı zaman ne olacak? Şimdi zaten biz hep konumuzu tevekkül hakikati üzerine bina ettiğimiz için tevekkül edersek bu müspet sonuçlara ulaşacağız. Peki tevekkül etmezsek gerçekten hani ne olacak yani? Tevekkül etmeyince bekleyen durumlar, sonuçlar neler? Şimdi az önce hani ifade ettik ya, insan tevekkül ederse imanın o nihayetsiz kendisine kazandırmış olduğu bir gücü hisseder. O bağı kurunca o nihayetsiz güce mazhar olur. Böylece dünyanın ağırlıkları, sıkıntıları, kederleri yani onları Cenab-ı Hakk'ın kudret eline havale ettiği için Allah da onun bedeline yani işte o sıkıntıları üzerinden kaldırır veya hafifletir veya giderir. Ne söylersek artık. Ama tevekkül etmezse insan, tevekkül etmezse, bu zincirin halkalarını birbirine geçirmek gibi vazifesini yerine getirmezse, bir kere dünyanın ağırlıkları, sıkıntıları, tazyikatları cennete uçmasına değil, esfere safiline doğru onu çeker. Yani bir ağırlıktan bahsediyoruz. Hani dedik ya ayet-i kerimede, bir kısım sebeplere binaen insan âlâ-i illiğine çıkar. O sebepler vuku bulmazsa esfere safiline doğru düşer. Şimdi burada bizim anlamaya çalıştığımız şu, şunu anlamamız lazım. Üzerimizde ağırlıklar var. Nedir bu ağırlıklar? Maişet olabilir, hastalık olabilir, musibet olabilir, belalar olabilir, maddi manevi her türlü sıkıntı, kederler olabilir. Bunu bizim tevekkeltu alallah sırrı nasıl bir sır? Yani Cenab-ı Hakk'ı vekil kılıyoruz. Yani hasbunallahu ve nimel vekil. Allah ne güzel bir vekildir. Tevekkeltu alallah da yani Allah'a tevekkül ettim, Allah'a dayandım dediğimiz zaman yani o ağırlıkları, sıkıntıları, tazyikatları üzerimizden kaldırabilecek yegane bir güç var. Sadece bir kudret var. O da Allah Celle Celaluhu'nun kudretidir. İşte tevekkül etmezse insan, tevekkül etmezse yani o tevekkülün olmamasına binaen vuku bulan hadiseler olacak. O ağırlıklar basacak. Sıkıntılar, tazyikatlar, musibetler, belalar. Bu ağırlıklar ne yapacak insanın? Saadet-i ebediye uçmasını değil, belki esfeli safiline doğru düşmesine sebep olacak. Çünkü insanın esfeli safiline doğru düşmesinin sebebi Allah ile bağının kopmasıdır. Peki Allah ile bağı kopunca ne olacak? İnsan ya sebeplere verecek, ya kendi kendine oluyor diyecek, ya işte başka bir güç yapıyor. Başka bir güce taksim edecek onu. Fakat şunu kesinlikle görecek. O taksim ettiği kendince hiçbir güç o bela, musibet ve tazyikatları üzerinden kaldıramayacak. Belki böylece ne oluyor? İşte isyana kadar insan gidiyor. En nihayet isyan ettiği zaman da Allah korusun esfere safiline düşmüş oluyor. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Çok güzel bir üstadımızın, Özdemir Hazretleri'nin sözü. Demek ki iman tevhidi. İman. İman ediyoruz dediğimiz zaman tevhid hakikatini mutlaka söylemiş oluyoruz. Yani nedir o tevhid hakikati? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatini mutlaka söylemiş oluyoruz. Demek ki iman tevhidi birlemeyi gerektirir. Bir olan Allah'ın bütün kainatta hakimiyetinden bahsettiğimizi, bütün eşyanın sahibi, maliki o olduğunu, kudretinin bütün her şeye nafiz olduğunu söylemiş oluyoruz. Bir kere iman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim olmayı. Şimdi biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman da Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi sen birsin, eşin benzerin yoktur, bütün güç, kuvvet, bütün tasarrufat sana aittir dediğimiz zaman da hakikaten bunu bütün hücreatımızla söylememiz gerekiyor. Bu da bir teslimiyet gerektiriyor. Yani hakikaten la ilahe illallah, ondan başka ilah yoktur, Muhammedur Resulullah aleyhissalatü vesselam, Peygamber Efendimiz onun kulu ve Resulüdür dediğimiz zaman mükemmel bir teslimiyetle söylememiz lazım. Bu teslimiyet de bakın, tevhid teslimi, teslim tevekkülü netice verir. Teslim tevekkülü. Yani biz de Cenab-ı Hakk'a teslim olduğumuz zaman, vazifelerimizi yerine getirdiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'a havale ederiz. Cenab-ı Hakk'a havale ettiğimiz zaman da Allah'ın takdiratına da ne yaparız?
rıza gösterir. Rıza gösterir. Yani bu da tevekkülü, teslim tevekkülü. Eğer bu şekilde bir tevekkül yaparsak biz, tevekkül de saadeti dareyni netice verir. Hı. Yani iki cihan saadetini insana kazandırır. Demek ki yani insan tevekkül ettiği zaman ve tevekkül etmediği zaman işte böyle tevekkül etse âlâ illiyine uçar, hı, tevekkül etmezse esfele safiline kadar düştüğünü Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti bu şekilde de anlayabiliriz. Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Yani biz bu tevekkülü işte şimdi belki onu konuşacağız. Yani tevekkül deyince biraz yanlış anlaşılan bir şey var. Her şeyi bütünüyle Allah'a bırakmak ya da her şeyi bütünüyle Allah'a havale etmek gibi bir mana çıkıyor insanların aklına. Hatta bunu belki dinden uzak yaşayan insanlar da Müslümanlara nazaran çok ciddi anlamda tenkit de ediyor. Bu belki İslam Müslümanlar olarak bizlerin ciddi anlamda tenkit aldığı bir konu oluyor. Yani siz her şeyi Allah'tan bekliyorsunuz, her şeyi Allah'a havale ediyorsunuz. İşte o yüzden ticaret yapamıyorsunuz, ekonomide zarar ediyorsunuz, silah sanayinde vesaire her şeyde böyle bir sıkıntılı cümleler kurulabiliyor. Tam olarak yani İslamiyet'te olması gereken gerçek tevekkül nedir hocam? Tevekkül deyince bir Müslümanın aklında canlanması gereken şey bütünüyle ele alacak olursak nedir? Tabii şimdi tevekküle o kadar büyük bir kutsiyet, öyle bir mana yükledik ki tevekkülün de tabii doğru anlaşılması lazım. Yani gerçekten toplumda da bazen tevekkül hakikatinin yanlış kullanıldığı noktalar, yerler belki bizde de bu halin vaki olduğu zamanlar olabiliyor. Allah muhafaza. Tevekkül şu demek aslında. Yani bir kul, kul olarak üzerine düşen vazifeyi, üzerine düşen vazifeyi bütün efradıyla yaptıktan sonra, yani gerekli olan her şeyi yerine getirdikten sonra gerisini Allah'a havale etmektir. Ve sadece Allah'a havale etmek değil, Allah'ın bundan sonraki vereceği neticelere de, takdirlere de boyun eğmektir. Tevekkül çok önemli bir şey. Yani tevekkülü tekrar kısaca böyle tarif edecek olursak, kul üzerine düşen vazifeyi bütün efradıyla yapar. Gücünün yettiği yere kadar. Bütün gücünün yettiği yere kadar yapar ve ondan sonra da gerisini Cenab-ı Hakk'a havale eder. Ve Allah'ın vermiş olduğu neticelere de rıza gösterir, razı olur. Yani tevekkülün asıl izah noktasında, tanım noktasında bunu yapabiliriz. Biraz daha hani genişletecek olursak manayı, tevekkül sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Yani tevekkül sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Belki sebepleri Cenab-ı Hakk'ın kudretinin birer perdesini bilip onlara öylece riayet etmektir. Tevekkül bu aslında. Yani Cenab-ı Hak adetullah olarak yeryüzünde kanunlar koymuş değil mi? Niçin kanunlar koymuş? Cenab-ı Hak kün dese aslında olur değil mi? Allah ol dese olur. Ama kanunlara binaen imtihan dünyası olduğu için o kanunlara ittiba ile Cenab-ı Hak neticeleri vukua getiriyor, vücuda getiriyor. Öyleyse bizler sebepleri bütün bütün reddetmek değil, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin birer perdesi olduğunu düşünmemiz lazım. Hani Üstad Bezom Hazretleri de söylüyor ya, İzzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında. Yani Cenab-ı Hak sebepleri kendisine perde yapmış. Onun izzet ve azameti bunu ister. Ama yine tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikiden. Yani tesir hakiki Allah'tır. İki uç nokta aslında. İki uç nokta. Bunların arasında olmamız lazım. Demek ki dünyada Cenab-ı Hakk'ın sebepleri yarattığını ve sebepleri izzet ve azametine perde yaptığını düşünerek o sebeplere müracaat ederek işlerimizi yapmaya çalışmak. Hocam burası çok önemli nokta, yani bu kudretin perdedar olması noktasını az biraz daha açabilirsek tam anlaşılması için. Şimdi şöyle yani. Mesela Azrail Aleyhisselam kudrete bir perdedir. Çünkü neden? Azrail Aleyhisselam kabz-ı ervahta bulunuyor. Ruhları kabz ediyor. Eğer direkt Cenab-ı Hakk'ın o işi yaptığını düşünsek insanların bütün isyanları Cenab-ı Hakk'a gider. Azrail Aleyhisselam da bundan şekva etmiş. Ya Rabbi senin kulların benden şikayetçi oluyorlar. Allah da demiş ki Celle Celaluhu, ben kullarım ile senin arana perde koyacağım. İşte hasta oldu, öldü. Trafik kazasında öldü. İşte kalp krizi geçirdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani demek ki itirazların,
itirazların o izzet ve azamet sahibi ve kudret sahibi olan Allah'a direkt gitmesi asla doğru olmaz. Öylece Cenab-ı Hak yeryüzünde kanun olarak sebepleri koymuş. Yani bu sebepleri reddederek neticeye ulaşmak mümkün olmaz. Kanunu ilahi neticesinde, kanunu ilahi dairesinde Allah adetullah kanunları koymuş. Evet, Allah bu kanunlarla mukayyet değil, mecbur değil ama bunlara uymamızı söylüyor. Yani Cenab-ı Hak kanunlara riayet etmemizi söylüyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın hani Cevşenül Kebir'de geçen bir ismi de ya müsebbibel esbaptır. Sebepleri sebep eden de kimdir? Yine Allah. Yani sebeplerle, sebepleri sebep edip o sebeplerle bir şeyin vücuda gelmesini sağlayan yine Allah'tır. Zaten Allah'ın isimlerinden biridir bu. Ya müsebbibel esbab. Ey sebepleri sebep eden demektir. Demek ki bu cihette sebeplere riayet ederek neticeyi Allah'tan beklemek ve neticeye razı olmak tevekkülün ta kendisidir. Yani burada şunu da söylememiz lazım. Çok önemli. Aslında sebeplere riayet ederek işlerimizi yapıyor ola gelmek fiili bir duadır. Ya Rabbi sen bu sebepleri yarattın ve sebeplerle bizim amel etmemizi istiyorsun. Sebeplere riayet etmemizi istiyorsun. İşte bak ben de senin kudretinin, senin rahmetinin, hikmetinin bir gereği olarak sebeplere sarılıyorum. Ama sebeplerden bir netice beklemiyorum. Bak burası çok önemli. Sebeplere sarılıyoruz da sebeplerden bir netice beklemiyoruz. Sebeplerden ortaya çıkacak olan neticeler yine Allah'tandır. Biz kul olarak vazifemizi yapmamız gerekiyor. Yani bu cihet çok önemli. Burada aklıma bir kısa geldi hocam müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi Musa Aleyhisselam bir gün rahatsızlanıyor. Cenab-ı Hak'a da dua ediyor. Cenab-ı Hak ona diyor ki ey Musa falan dağa gideceksin. Orada bir ot var. Onu kullan. Bu hastalığına şifa olacak inşallah. Musa Aleyhisselam o falan dağa gidip o otu alıyor ve onu kullanıyor. Gerçekten de o rahatsızlığına şifa buluyor. Belli bir zaman sonra Musa Aleyhisselam aynı hastalık nüksediyor. Tekrar o rahatsızlığa duçar oluyor. Şimdi tekrar Cenab-ı Hakk'a sormaya gerek var mı ne yapacağını? Aynı hastalık yani. Cenab-ı Hakk hani o şey yapmadan direkt o ot da gidiyor, o otu yine kullanıyor fakat hastalığı iyileşmiyor. Ve Cenab-ı Hak da Musa Aleyhisselam'a nida ediyor. Ey Musa şifayı otta arama. Ya. Yani burada önemli yani bir mesaj sebeplere var. Sebeplere riayet edeceğiz fakat neticenin sebeplerini olmadığını da bileceğiz. Tesiri hakikinin Allah'tan olduğunu bileceğiz. Allah olduğunu yani bileceğiz. Asıl tesir veren, asıl onu yaratan, değiştiren, dönüştüren Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak'tır, evet. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir bedevi gelmiş. Demiş ki işte devesini salıvermiş. Peygamberimiz ne yapıyorsun dediği zaman tevekkül ediyorum demiş. Hayır demiş. Deveni bağla ondan sonra tevekkül ettim de. Demek ki yani devesini bağlamadan tevekkül etmek bu tevekkül etmek değil. Yine bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de dışarı sokakta gezerken bazı gençleri görmüş. Ey gençler ne yapıyorsunuz? Biz demişler tevekkül ehliyiz. Siz doğru söylemiyorsunuz demiş. Siz teekkül ehlisiniz. Yani tevekkül ehli değilsiniz. Teekkül ehlisiniz. Yani siz yeme ehlisiniz. Siz tevekkül ehli değilsiniz. Ya ne olacak? Tohumu toprağa atacaksın. Ondan sonra tevekkül ettim diyeceksin. Evet Cenab-ı Hakk'ın kudretine her şey kolaydır. Allah kün dese olur. Ama Cenab-ı Hak ne yapmamızı istiyor bizim? Yani sebeplere müracaat ederek adetullah kanunlarına riayet etmek suretiyle neticelere kavuşmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Hatta şunu söyleyelim, sebeplerle vücuda gelen bu işler neticesinde neticeleri sadece Cenab-ı Hak'tan istemek de ondan bilmek de Allah'a minnettar olmak demektir. Demek ki bakın burası çok önemli. Yani biz sebeplere riayet ederiz. Sebeplerle işlerimizi görmeye çalışırız. Fakat neticeyi Allah'tan bekleriz ve biliriz ki vücuda getirecek olan sebepler değil, Allah'tır Celle Celaluhu. Dediğimiz anda bu Allah'a da minnettar olmak demektir. Yine şunu söyleyelim. Yani tevekkül noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hadis-i şerifleri var. Bakıldığı zaman gerçekten çok şeyler konuşulabilir. İşte yine Hazreti Ömer'den de bahsetmiş olduk. Yani tevekkül etmek aslında Cenab-ı Hakk'ın kudretine müracaat etmek. Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanmak demektir. Yani o da en nihaye iman ile alakalı.
Şimdi biz bu tevekkül hakikatini söylerken konumuzdan asla uzaklaşmadan mevzuyu anlatmamız lazım. Yani biz imanın bize yüklediği muazzam, muhteşem güçten bahsediyoruz. İşte o muazzam, muhteşem güç burada. Tevekkül hakikatinde yatıyor. Biz bu tevekkül ile o imanın muhteşem lezzetine vasıl oluyoruz. Çünkü neden? Tevhid ettiğimiz Cenab-ı Hak, birlediğimiz, bir olduğunu söylediğimiz Rabbimiz, Halık'ımız Cenab-ı Hakk'ın bütün eşyada tasarruf ettiğini tevekkül etmek ile söylüyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Ya Rabbi, ben şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım ama yine takdir senin, kuvvet senin, kudret senin. Sen ne istersen o olur demek oluyor. Onun için bu tevekkülde insanın muhteşem, muazzam o imanın gücüne götüren, kuvvetine götüren, kuvvet, imanı kuvvetlendiren mühim bir sır olduğunu burada unutmamak gerekiyor. Gerçekten. Evet. Şimdi biraz daha şöyle meseleyi belki bir misal ile olgunlaştırabiliriz, daha da açabiliriz. Biliyorsunuz hani misaller hakikatlere birer dürbün hükmünde. Yani bir meseleyi anlatırken misal versek, o misal ile akıllara daha çok yatıyor, daha çok anlamamıza vesile oluyor. Şimdi yine Risale-i Nur'da bu meseleyi Bezzam Hazretleri anlatırken bir misal veriyor. Tevekkül eden adamın ve etmeyen adamın misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip bir gemiye bindiler. Misali anlarsak çok daha hakikat iyi oturur. Birisi biner binmez o belindeki ve başındaki yükleri gemiye bırakır. Üstüne oturup yüklerini bekler, nezaret eder. Diğeri ise hem düşünmez, ahmaktır, hem de mağrur, kendisine güvenir. Sadece kendisine güvenir, başkasına hiç itimat etmez, olduğundan yükünü yere, gemiye bırakmaz. Yere bırakmaz. Ona demişler ki gemideki diğer insanlar, diğer arkadaşları, ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. Yani o yüklerini belinden başından indir, gemiye bırak, rahat et. O ise yok, ben bırakmayacağım. Belki kaybolur, belki kaybolur. Ben kuvvetliyim, malımı belimde ve başımda muhafaza ederim dedi. O adam böyle cevap verdi. Ona yine arkadaşları dediler ki, bizi ve seni kaldıran şu emniyetli sefineyi sultaniye, şu gemi, emniyetli gemi, bak bizi kaldırıyor, bütün yolcuları kaldırıyor, herkesin yükünü kaldırıyor. Daha kuvvetlidir bu gemi, senden benden daha kuvvetlidir. Daha ziyade senin yükünü iyi muhafaza eder. Bak belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten de düşersin, taşıdıkça, boynunda, belinde taşıdıkça kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremez demişler. Yani artık bu boynunda ve belinde taşıdığın o yükler seni takattan öylece düşürür ki belki de denize düşersin, belki de ne yaparsın? Takat da getiremeyecek hale gelirsin. Yani çok kötü hallere düşebilirsin. Eğer senin bu halini kaptan görürse, geminin kaptanı görürse, ya divanedir diye seni gemiden kovmaya kalkar, ya haindir der, gemimizi küçümsüyor diyerek seni cezalandırır, bizimle alay mı ediyor der, senin hapsedilmeni bile isteyebilir. Hem de herkes sana güler, maskara olursun, herkese karşı gülünç olursun diye arkadaşları o biçareyi tekrar ne yaptılar? İkaz ettiler. O biçare aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstüne oturdu ve nezaret etmeye başladı. En son dedi ki, oh Allah sizden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. Evet. Yani misal bu şekilde. Hocam misal bence burada çok güzel bir noktaya geldik ama bir reklama gitmemiz gerekiyor. Peki. Bir virgül koyalım burada. Tamam. Reklamdan sonra tekrar devam edelim. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
Evet kıymetli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. İmanın insana verdiği gücü, kuvveti konuşuyorduk. Hayrat Vakfı Samsun temsilcisi Ali Üsrev Yaz hocamızla birlikte. Hocam araya gitmeden önce güzel misal vermiştik. Aslında misalin tam hakikatini konuşacağız ama misali belki televizyonlarımızı yeni açan izleyenlerimiz için kısa bir özet olarak sizden alalım tekrardan inşallah. Tamam, tekrar ederim şöyle bazı yerlerini tay ederek. Şimdi iki tane arkadaş bellerinde ve başlarında yükler olmak suretiyle bir gemiye biniyorlar. Gemiye binen arkadaşlardan birisi hemen yüklerini gemiye bırakıyor. Üzerlerine de oturarak yüklerine nezaret ediyor. Diğeri de kendisine çok güvendiği için biraz da yani ahmaklığından, biraz mağrurluğundan yüklerini gemiye bırakmıyor. Ben diyor yüklerimi kendim taşırım. Başımda, boynumda muhafaza ederim. Ona demişler ki yani yüklerini gemiye bırak, rahat et. Yok, o ben bırakmayacağım, belki kaybolur, ben kuvvetliyim diyerek yüklerini bırakmıyor. Arkadaşları yine ona diyorlar ki yani bizi ve seni kaldıran şu gemi senin yüklerini de kaldırır. Bak burada yüzlerce insan var. Bu gemi hepimizi kaldırıyor. Bu insanların yükleriyle beraber insanları beraber kaldırıyor. Senin yükünü de kaldırır. Korkma, başına bir şey gelmez. Bak taşıdıkça takattan düşersin, başın döner, belki denize düşersin. Yani yüklerini de kaybedersin, hem kendi sana da zarar olur. Bu şekilde arkadaşları, diğer arkadaşlar ne yapıyorlar? İkaz ediyorlar. Hatta demişler ki, bak geminin kaptanı eğer seni görürse bu halde, ya der ki divanedir der, seni kovar. Ya der gemimize hakaret ediyor der, ya da benim idareme karşı istihza ediyor, alay ediyor der. Böylece yani belki seni hapse kadar atar. Arkadaşları ikaz etmişler. Daha sonra yani işte gemimizi küçümsüyor, gemimizle alay ediyor, bak millete de maskara oluyorsun, gülünç duruma geliyorsun dedikleri zaman o biçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu. Üzerine oturmak suretiyle de nezaret etmeye başladı ve rahatladığını, Allah sizden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum diyerek beyan etmiş. Şimdi burada anlamamız gereken bu misal ışığında hakikat şu: İşte insan tevekkül etmezse, tevekkülsüz olursa, yani bu ikinci adam gibi olur. Yani tevekkül etmediği takdirde ikinci adam gibi olur. Derdinin, sıkıntısının, problemin altında ezilir gider. O yükleri taşıyamaz. Beline alsa beli kırılır. Boynuna alsa boynu kırılır. Yani o yüklere takat getiremez. Tevekkül ederse ne olur peki? Tevekkül ederse, yani şu gemi dünya gemisi. İçinde hep beraber, yüklerimizle beraber bulunuyoruz. Yani biz tevekkül ettiğimiz takdirde kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremekten kurtuluruz. Yani çünkü tevekkül ile ne yaparız? Bütün her şeye hükmü cari olan bir kudrete emanetlerimizi tevdi ederiz. Yüklerimizi tevdi ederiz. Böylece yani her şeye gücü yeten kudret-i ilahiye bizim yüklerimizi de ne yapar? Üzerimizden kaldırmak suretiyle bizlere dünyada hem de ukbada saadet ihsan eder, saadet lütfeder, saadet ikram eder ve bizler de böylece tazikat-ı dünyeviye hapsinden kurtuluruz. O yükler bizi şekavet-i uhreviyeye götürür, ebedi cehenneme kadar götürür. O yükleri bırakmak zorundayız çünkü biz Allah'a iman ile itimat etmiş oluyoruz. Bizim Cenab-ı Hakk'ın kudretinden şüphemiz var mı? Yok. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın kudretinden şüphemiz olmadığını ona itimat etmekle göstermek durumundayız. Eğer biz tevekkül etmezsek iman etmiş olmakla beraber itimat etmemiş oluyoruz. Bakın burası çok sıkıntılı. İman ettik diyoruz ama itimadımız olmayınca bu da bizi şekavet-i uhreviyeye, yani uhrevi sıkıntılara, uhrevi azaplara bizi düçar edebilir. Eğer tevekkül hakikatine bu cihette sıkı sıkıya sahip olursak, güzelce yerine getirirsek, şekavet-i uhreviyeden kurtulduğumuz gibi, hem dünyada maskaralıktan kurtulduğumuz gibi, hani bütün kainata karşı dilencilik vaziyetine düşeceğiz. Bu bir maskaralıktır. Allah Celle Celaluhu varken sebeplere müracaat edip onların peşinde yorulmak bir maskaralık değil mi?
Onlardan bir netice beklemek, akılsız, şuursuz, ilimsiz, iradesiz sebeplerden bir netice beklemek, bir sonuç beklemek insanı maskara yapmaz mı? Evet. Maskaralığın daniskası bu. Çok kötü bir şey. İşte insan tevekkül ile bundan kurtuluyor. Şekavet uhreviyeden kurtuluyor. Bununla beraber dünyevi hapislerden de manen ve maddeten ne yapmış oluyor? Kurtulmuş oluyor. Demek ki yani bizim bu misal üzerinde anlamamız gereken hakikat bu minval üzere olmalı. Hı hı. Yani geminin kaptanı hükmünde, yani dünya sefinesi olan, dünya gemimizin kaptanı Rabbimiz, Halıkımız, Malikimiz, onun kudretine itimat etmek durumundayız. Hı hı. Ve vazifelerimizi yerine getirmek suretiyle de üzerimizdeki ağırlıkları hasbunallahu ve nimel vekil diyerek, tevekkeltu alallah diyerek Cenab-ı Hakk'ın kudret eline vermeliyiz. O bizden daha mükemmel şekilde işlerimize Cenab-ı Hak yardım eder, işlerimizi kolaylaştırır, sıkıntılarımızı giderir. Yani demek ki bizim dünya gemisinde belli yüklerimiz, ağırlıklarımız, vazifelerimiz olan birer yolcu gibi olduğumuzu ne yapmayalım? Unutmayalım. Yani bu dünya gemisinin sahibi olan Zat, Rabbimiz olan Allah kudretiyle hem bu dünyayı hem bizi hem de yüklerimizi kaldıracak kuvvete ve kudrete sahip. Evet. Biz sadece ona buna itikat edip iman etmemiz gerektiğini söylüyoruz ama yaptığımız fiiliyat bunu tekzip ederse işte olmaz. O zaman o imanda da bir sakatlık olmaz. Var. Demek. İtimat burada itimat etmezsek o misaldeki kaptan gibi bizimle istihza ediyor der. Dalga geçiyor. Celle Celaluhu, yani estağfurullah. Hayır. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak'la istihza etmek gibi, yani alay etmek gibi bir şey olur bu. Hem iman ettiğimizi söylüyoruz hem de gereğini İtimat yapmıyoruz. Noktasında gereğini yerine getirmiyoruz. Böyle olmaz. Demek ki vazifelerimizi yapıp gerisini kainatın sahibine havale etmeliyiz. Evet. Hani aksi takdirde az önceki hikayedeki adam gibi yüklerimizi taşıyamaz hale geliriz. Altında da eziliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini itham etmiş oluruz. Bununla beraber kendi azıcık kuvvetimize de güvenirsek mutlaka bunun da tokadını yeriz. Hani dediniz ya, o yüklerin altında kalır, ezilir, gideriz. Yani demek ki eğer Allah'a tevekkülümüz olmazsa, tevekkülümüz olmazsa bütün himmet ve kuvveti sebeplerden beklemiş oluruz. Yani bütün işi yapan kuvvetin, kudretin sebepler olduğunu adeta ilan etmiş oluruz. Bu da bir çeşit bir dilencilik hükmüne geçer. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve alallahi felyetevekkelil mütevekkilun. Yani tevekkül edenler ancak Allah'a tevekkül etmelidirler. La gayrihi. Allah'tan gayri hiçbir şeye tevekkül edilmez. Ama tevekkülün buradaki sırrını az önce de konuşmuş olduk. Evet, Allah razı olsun hocam. Gerçekten bugün çok anlamlı bir program yapmış olduk. Ama genel itibariyle şöyle bir izleyenlerimize tabiri caizse bu programdan sonra ceplerine koyduğumuz şeyi konuşacak olursak, yani ne anlattık, ne konuştuk, böyle bir toparlayıp kapatacak olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi bir hadis-i bugün şerif, biraz kapitalist, materyalist dünya olduğu için biraz somut anlamda, maddi anlamda bir şeyler almak istiyor insanlar. Somut anlamda yani neler verdik, neler anlamamız gerekiyor, bu konuda konuşalım isterseniz. Şimdi bir hadis-i şerif aklıma geldi de çok önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki insanlar gereği gibi Allah'a tevekkül etseler, gereği gibi Allah insanları bir kuşu beslediği gibi besler buyurmuş. Bakın ne kadar hoş bir hadis-i şeriftir. İnsanlar gereği gibi Allah'a tevekkül etseler, Allah bir kuşu beslediği gibi insanları besler. Şimdi demek ki yani tevekkülde çok muazzam bir sır var. Yani o sır şu, tevekküldeki o sır şu. Ya Rabbi, ben bütün vazifelerimi senin emrettiğin vecih üzere yapıyorum. Senin emrettiğin tarz ve şekil üzere yapıyorum ve biliyorum ki senin kudretinden, senin kuvvetinden başka kuvvet ve kudret de yoktur. Böyle söyleyince Cenab-ı Hakk'a karşı da çok güzel bir fiili dua olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak, özetleyecek olursak, dersin başında da söylediğimiz gibi iman büyük bir kuvvettir. Bir kere bunu unutmayalım. Yani Cenab-ı Hakk'a iman etmek büyük bir kuvvettir.
Yani bu her türlü sıkıntıyı, kederi, belayı, musibeti, tazikatı giderebilir bir kuvvet. İşte Bedüzzaman Hazretleri Üstadımızın sergüzeşte hayatına baktığımız zaman ne kadar sıkıntılar, sıkıntılar çekmiş. Fakat görüyoruz ki yani Bedüzzaman Hazretleri'nin o kadar sıkıntılar ile beraber gönlünün gül gülistan olduğunu görüyoruz. Hı hı. Evet, dünyanın binler musibetlerine maruz kalmış. Hı hı. Yani ömrünün belki çoğu hapishanelerde, sürgünlerde, işte birçok kereler zehirlenmiş, hı hı. musibetlere, sıkıntılara, tazikatlara maruz kalmış. Fakat Cenab-ı Hakk'a tam bir tevekkül ettiği için Allah onu belki maddeten bu şekilde yani imtihan dünyası olmak hasebiyle imtihan etmiş. Fakat manevi olarak ne kadar büyük feyiz ve füyüzatlara mazhar kılmış ki Risale-i Nurları görüyoruz işte. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu keremi olarak bu aslında. Şu geldi hocam, mesela basit bir işte çalışan birisini düşünelim. Küçük bir işi var, öğretmen olur, başka bir şey olur, herhangi bir iş. Karşısında birkaç tane problem çıkınca şu cümleyi kuruyor. Ya ben bırakıyorum bu işi kardeşim, bırakıp gidiyorum. Bedüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımızda hani belki binlerce defa ben bu işi bırakıyorum kardeşim diyeceğimiz merhaleler var. Evet. Ama o iman o kadar kuvvetli ki zaten Bedüzzaman Hazretleri'nin bu zamanın büyük bir hastalığı olarak iman hastalığını, imansızlık hastalığını gördüğü için, hep iman derslerine çalıştığı için, o imanı bizzat kalbine de yaşadığı için bütün o hadisata karşı ne yılmış, ne yıkılmış, ne bırakmış, sonuna kadar götürmüş. Devam ettirmiş. Demek elhamdülillah ki, muvaffak da olmuş. Elhamdülillah muvaffak olmuş. İman büyük bir kuvvettir. Hı hı. Her hadisata karşı, hı hı. bakın her hadisata karşı insana büyük bir dayanaktır. Hı hı. Çünkü dayandığımız nokta namütenahi bir kudrete sahip. Hı hı. Hudutsuz bir kudrete sahip. Böyle bir kudrete dayanınca insan, böyle bir kudrete dayanınca yani o dayanak insana büyük bir kuvvet hükmüne geçer. Yani o programın başında söylediğimiz çok önemli bir cümle vardı. Onu tekrar akıllarımızda kalması noktasında söylemek istiyorum. Ne dedik? İman tevhidi. İman tevhidi. Yani Allah'a iman etmek, Allah'a kabul etmek, onu birlemeyi, tevhid hakikatini, İhlas suresini hatırlayalım. Kul huvallahu ehad. Allahu samet lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bu ayetlerin gölgesi altına girmek. İman ile. Bununla beraber tevhid teslimi, tevhid o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikati teslim olmayı, yani Allah'a iman ettik, o tevhid şemsiyesinin altına girdik, o tevhidin hakikatlerini de kabul ettik, ilan ettik, gösteriyoruz ve bununla beraber bunun neticesinde teslim olmak. Hı hı. Yani teslimiyet burada neyi gerektiriyor? Cenab-ı Hakk'ın verecek olduğu neticelere de ne yapmak lazım? Razı olmak lazım. Teslim, tevekkülü. İşte tevekkülün zaten tarifinde bunu anlattık. Ne dedik? Üzerimize düşen vazifeleri tam manasıyla yapmak, yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın verecek olduğu yani mukadderat, bizim için takdir ettiği neyse onlara da canı gönülden razı olmak. Canı gönülden razı olmak. Tevekkül de insana iki cihan saadetini kazandırır, netice verir demiştik. Yani burada önemli olan tevekkülü hakiki ile tevekkülü tembelhaneyi karıştırmamak lazım. O Hazreti Ömer'in misalindeki o şeyi unutmayalım. Teekkül. Yani teekkül ehli olmamak lazım. Hı-hı. Yani tevekkül ehliyiz diye teekkül ehli oluyorsak buna bir dikkat etmemiz lazım. Ya ismini yanlış koyuyoruz aslında. Yanlış koyuyoruz. Diye. Evet. Demek ki tevekkülü hakiki ayrıdır. Hı-hı. Tevekkülü tembelhane ayrıdır. Hı-hı. Tevekkülü hakiki insana neyi kazandırır? Büyük bir kuvvet kazandırır. İmanı, imana insanı ulaştıran bir bağ hükmündedir. Hı-hı. Tevekkülü hakiki büyük bir kuvvet kazandırır. Tevekkülü tembelhane ise insanı sadece tevekkül ettiğini insana, insanı kandırır. Yani tevekkülü tembelhane vazifelerini yapmadıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak'tan bir şeyler bekler. Halbuki kanun-u ilahi olarak Cenab-ı Hak ne diyordu? Sizler vazifelerinizi yapın, benim takdirime de ne yapın? Rıza gösterin. Demek ki önemli olan hakiki tevekkül ile Rabbimizin kudretini, kuvvetini kuşanmaktır. Bak burası çok önemli. Hakiki tevekkül ile insan Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve kudretini kuşanır.
Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve kudretini kuşanır. Yani bundan maksadımız şu, kastettiğimiz şu. Yani hani Bismillah derken biz Allah'ın adıyla, Allah'ın ismiyle diyoruz ya. Hı hı. İşte bu besmelenin sırrına da mazhar ediyor insan. Hı hı. Yani Allah'ın adıyla, Allah'ın ismiyle, Allah'ın kudretiyle, kuvvetiyle yaptığını göstermiş oluyorsun. Demek ki tevekkülü hakikide Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretini kuşanmak vardır. Hı hı. Öyleyse tevekkülü tembelhane dediğimiz vazifesini yapmadan muvaffak olmaya çalışanlar veya çalışmak ekseriyetle insanı neticeye götürmez. İnsanı neticeye götürmez. Belki ne yapar? İnsanın arzu etmediği sonuçlar ile insanı karşılaştırabilir. Ayet-i kerimede Allah'a tevekkül edene Allah kafidir buyurulmuş. Hı hı. Bak, Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Yani Allah bize kafi, Allah bize vafi, Allah bize yeter. Neyle oluyor demek ki? Bu, evet, sözü de çok güzel. Allah bana kafidir. Sözü de çok güzel ama bunu fiille uygulamaya geçirmek tevekkül hakikatiyle oluyor. Son olarak Ahmet İbni Hanbel'in çok güzel bir sözü var. Tevekkül bütün işlerinde Allah Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi ondan bilip katlanabilmektir. Evet. Yani demek ki vazifemizi yapacağız, ondan sonrasını Cenab-ı Hakk'a havale edeceğiz. Neticede de karşımıza çıkana ne yapacağız? Takdiri ilahidir deyip katlanabilmeye çalışmak lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Samsun'da binlerle selam ve muhabbetlerimizi iletiniz lütfen bizlerden. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu duayla kapatalım arzu ediyorum. Cenab-ı Hak bizi kendisine gerçek anlamda tevekkül eden kullarından eylesin. Tembelliğinin adını da tevekkül koymayanlardan eylesin diyelim. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.